أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Balgam ve kusmak abdesti bozar mı? Balgam her iki mezhebe göre de, yani hem İmam Şafii'nin mezhebine göre hem de İmam Ebu Hanife'nin mezhebine göre abdesti bozmaz. Çünkü balgam tükürük hükmündedir. Bundan dolayı her iki mezhepte balgamın abdesti bozmayacağı konusunda ittifak etmişlerdir. Kusmak konusunda ise mezhepler ihtilaf etmişlerdir. İmam Şafii kusmanın abdesti bozmadığını ileri sürmüştür. Bu kusulan şey her ne kadar az olsun veya çok olsun abdesti bozmaz. Ancak İmam Ebu Hanife'nin mezhebine göre durum şöyledir. İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kusmaktan sonra abdest aldığı rivayet edilmiştir. Onun için İmam Ebu Hanife mezhebi kusmanın abdesti bozduğunu ileri sürmüşlerdir. Ancak bunun da bir ölçüsü vardır. O da bu kusmanın ağız dolusu olması gerektiğidir. Ağız dolusu kusulan şey isterse kan olsun, isterse yemek olsun, isterse safra olsun abdesti bozar. Ağız dolusu olmasının ölçüsü de insanın konuşamayacak derecede ağzının dolu bir şekilde kusmasıdır. Bir insan bu şekilde kusarsa abdesti bozulur. Bir insan aynı mekanda yer değiştirmeden farklı farklı vakitlerde ama daha yerini değiştirmeden, o mekanı değiştirmeden kusarsa ve bu kusmaların toplamı ağız dolusu sayılabiliyorsa o insanın da abdesti bozulur. İmam Ebu Hanife'ye göre durum böyledir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.